Ben erdim Çomaç. Fotoğraf çekmek kolayın 101. içeriğine hoş geldiniz. Dile kolay be. 100 tane video. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla. 100 tane video. Valla inşallah nice 100 videolara bu yüz videoyu sizlerle beraber paylaşmanın hakikaten mutluluğunu yaşıyorum. Abi bu işe başlarken de bu kadar uzayacağını ya da nereye kadar gideceğini yani hiç kestiremiyordum. Yüz video bir eşik be. Sevgili dostlar bu kanala başladığım zaman biliyorsunuz ilk ses bu videoları çekmek için almıştım. Ya bana çok güzel hizmet etti. Ne yalan söyleyeyim. Çok keyif aldık beraber. Çok sevdik birbirimizi. Ve ayrılıklar hep zordur. Hayatta her şey böyledir. Yani başlar, sürer ve biter. Ve şu anda ayrılma noktasına geldik. Ayrılma noktasının zorunlu olduğu bir noktaya geldik. Çünkü teknoloji ilerliyor. Ben de milyarder çocuğu değilim. Bu kanaldan da kazandığım paralarla zaten bunlara falan Para değil. Şu ana kadar ne kazanmışım? 450 lira mı, 500 lira mı ne kazanmışım? Onda da henüz bankada görmedim yanlış anlamayın yani. İlk başlığımda hatta ilk içeriğim bunu tanıtmak oldu. Çok ilginç değil mi? xs son Ve en çok izlediğiniz videolar içerisine girdi. xs son ile yaptığım videolar. Ama bu sadık dosta elveda demenin zamanı geldi. Neden biliyor musunuz? Çünkü durmadan cihaz alıyoruz. Kamera Alıyoruz lensler alıyoruz. Yani bunlar da kullanmadığınız lensleri ya da kameraları da artık istifleyemezsiniz. Şu anda yeni aldığım XH2S ile beraber bu elimde 4 tane kamera var. Bu da fazla. Vallahi üzülerek de olsa bu sadık dosta elveda diyorum. Bir tek bu sadık dosta değil. Bana Prime ilk Prime lensim olan 35 mm f2'ye de Elveda demek zorundayım. Neden ona elveda demek zorundayım? Tutamaz mıyım onu? Ya tutarım tabii ki. Tutarım yani. Ama bunlar o kadar güzel cihazlar ki raflarda tozlanmalarını istemiyorum ve bu kadar iyi bir konumdayken de birilerine yarısını istiyorum. 35 mm Fiki niye satıyorum. Evet, herkesin eline olması gereken bir prime lens. Samimiyetle söylüyorum. Hem kompakt yapısıyla hem çok sağlam yapısıyla. Ama sevgili dostlar e, biliyorsunuz biliyorsunuz bende Sigma 30 mm f1.4 de var. E şimdi artık yani hem onu hem bunu tutmak şımarıklık olur. Zoom lens deseniz elimde benim 10-24 var. 16-80 var. Bu 15-45 de artık çantaya bile koymuyorum. Ve bu da yanlış anlamayın ha. Aldığım zamanlar bayağı işimi gördü. Ve çok da bana güzel hizmet verdi. Ve kimse de XC serisi diye bu lensi küçümsemesin. Bu konuda zaten içeriklerim var. Lütfen o içerikleri iyi inceleyin ve görün. Bu kamerayı kötü diyen adamın alnını karışlarım. Bu kamera bu fiyata hibrit sınıfta. Hala aynı iddiadayım. Hibrit sınıfta. En iyi kamera. Evet en mükemmel otofoküse sahip değil. En yüksek video performansına kesinlikle sahip değil. Ama bunun kadar güzel yani video performansı iyi olup ama bunun kadar güzel fotoğraf çeken bu fiyat bandında ben bir kamera daha bilmiyorum. Yani hibrit dediğim ya. Bu kamerayla önceliğiniz video çekmekten ziyade fotoğraf çekmek olsun. Çünkü müthiş fotoğraflar çekiyor. İkisi de dörtten bir farkı yok. Hiç aşağı kalmıyor. Aynı işlemci ve aynı sensöre sahip. Ama her ne kadar bunlar çok güzel, çok hoş ise de gönlüm istemeye istemeye ben bir lensten de ayrılmak zorundayım. Çünkü herhalde bir, bir buçuk aya kadar 18, 120 F4 geliyor. E zaten 10, 24'üm var. 1820 18, de alacağım. Alacağım. Yani neden alacağım? Çünkü XH2S'e göre şu anda zaten kayıt yapmakta olduğum XH2S'e göre özel yapılmış bir power zoom. Şimdi iki tane F4 lens koleksiyonda bulundurmanın da çok manası yok. Bir de bu dostu da yalnız göndermek istemedim. Bundan dolayıdır ki bu lens bu dosta yakışır. XF 16-80. Hakikaten müthiş bir lens. Müthiş bir lens. Yine tekrar ediyorum en mükemmel lens değil. Videoda zoom in zoom out'larda fokus kaybediyor. Ama gerek mikro kontrastı gerek sabit odaklarda yaptığınız video ya da fotoğraf çekimlerinde hiç yolda bırakmaz. Dedim ya dostlar Ayrılık zordur diye içim yana yana bunlardan ayrılacağım. Ama dediğim gibi hayat devam ediyor. 101. içeriğim, daha doğrusu 1. içeriğim XS10 e başlamıştı. 101. içeriğim de bu sadık dostu aşk ile kullanacak. Yeni bir sahibine, daha kim olduğu belli değil. Yolunu açmam lazım. Bugünkü içeriğimde bunu paylaşmak istedim sizlerle. Evet çünkü zaman zaman böyle ayrılıklar da oluyor. Ama ayrılık derken sizlerden ayrılmayı düşünmüyorum. Allah bana sağlık ve kuvvet versin. Bu kanalda devam edebildiğim kadar edeceğim. Sizleri seviyorum. Bunlardan satın almak istediğiniz olursa önceliği ben kanalımın siz insanlarına vereceğim. Ve iki hafta boyunca sahibine.com'a koymayacağım. İlgilenenler benimle doğrudan doğru iletişime geçebilirler. Umarım büyük bir, benim kadar aşk ile kullanacak bir sevgili kardeşime gider. Bütün bu güzel ekipmanlar. <laughs> Yok anlamayacağım, korkmayın canım. Sevgili dostlar, şimdilik sevgiyle kalın, sağlık ile kalın, huzur ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. <laughs>